yeniden Refah Partisi'ni hemen hedefe koydular ya, Kemal Kılıçdaroğlu, yani ben hani Cumhurbaşkanı adayı olur da biraz ağırlık, biraz ağırlığı olur. Bugün Hatay'da konuşuyor. Arkasında bir pano var. Cumhurbaşkanı demişler. Küçücük bir tane adayı demişler. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de bir forsa benzer bir şey koymuşlar. Sanki Cumhurbaşkanı konuşuyor. Tamam, eyvallah. Tamam, eyvallah. İnandırmış kendini. Fakat şimdi hatırlayın, Bülent Arınç bir ifade kullandı. Dedi ki deprem bölgesi, seçim ertelenmeli dedi. Aslında Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yani. Son toplantıda gördük. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç. Çıktı Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimi siz iptal ettiremeyeceksiniz, ertelenmeyecek dedi. Çıkarıyorsunuz Bülent Arınç'ı konuşturuyorsunuz, olmaz dedi, olmaz seçimi yapılacak, seçim yapılacak. Abi deprem var, deprem var. Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde, benim derdim var diyor. Adam diyor ki seçimi erteleyemez. Erdoğan'ın ağzından seçimin S harfi çıkmamış. Bülent Çelik çıkmış demiş ki kardeş, o kendi görüşünü söylüyor. Bizimle ilgili bir şey değil diyor. Bülent Bey kendi kendine konuşuyor diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Seçimi erteleyemezsiniz. Olmaz. Olmadı zaten yani. Biraz sabretsen. Şimdi yine aynı şekilde Fatih Erbakan'la AK Parti bir araya geldi. Allah'ınızı severseniz ya. Adam duramıyor. Sevgili halkım. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim. Tweetler atmış. İki tane tweet atmış. 6000 neydi? 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması için tepki göstermiş. Getir bakalım Mustafa. Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum sevgili halkım. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Bir dakika Kemal Bey, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu kadar da değil yani. Demokratikleştiysen şu ön seçimi niye kaldırdın? Onu bize bir anlatsana. Hani CHP'de milletvekili olmak isteyip de senin iki dudağın arasında çıkacak sözlerden dolayı değil de delegenin vereceği karara göre milletvekili olmak isteyen delegelerin, milletvekili olmak isteyen bu arkadaşların önünü niye kestin? Bu mu demokratikleşme? Arındık, arınmamışsın. Demokratikleştik, hayır, otoriteleşmişsin. Otoriterleşmek. Evet. Yani diktatörleşmişsin Kemal Bey. Benim dediğim olur demişsin. AK Parti'de de, la AK Parti'de ön seçim diye bir şey yok. Temayül var, temayül. Olsaydı onlar da mesela temayülü yarın 16'sında milletvekili müracaatlarını alacaklar. Sonra temayül yoklaması olacak. 30'unda galiba. O temayül yoklaması yapmasalardı biz de tepki gösterirdik. Ama AK Parti'nin adaylarını da, milletin adamlarını da vesaireleri de konuşacağız. Konuşacağız. Öyle yok. Öyle yok, 3 kuruşa 5 köfte. Milletin adamlarını yere, kendi adamlarını getirecekler, susacağız. Öyle yok. Ona da geleceğiz. Kemal Bey'in devam ediyor. Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. En baskıcı olanı yanına çektiler. Kimden bahsediyor? Yeniden Refah Partisi. En baskıcı olmayan kim? Elini havaya kaldırıp Mücahit Kılıçdaroğlu, Mücahit Kemal, Bozkurt Kemal. Mücahit Kemal'i şey diyor. Bir de komik olan neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırıyor. Karşı taraf bağırıyor.
Mustafa Kemal'in askerleriyiz. La Türkiye laiktir, laik kalacak. Şey de dönüp yani Temel Karamollaoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırıyor. Cumhurbaşkanı adayımız odur. İnşallah onu Esselamun aleyküm arkadaşlar diyor. Sözü öyle kapatıyor. Esselamun aleyküm. Türkiye laiktir, laik kalacak. Esselamun aleyküm. Yani böyle de şeyler yaşanıyor. Şimdi baskıcıymış Fatih Erbakan, baskıcı değilmiş Temel Karamollaoğlu. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açan, ittifak ortağı, savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanın ve özgürlüklerimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Savaş açan. Evet. Ya mesela şey mi diyor? Fatih Erbakan kadına şiddet uygulansın diye bir tez mi savunuyor mesela? He? Ya mesela dini inancı olan, inanmış bir kişinin zina haramdır demesi bir baskıcı bir şey mi? Zina da, zina yasaklansın diyor ya. Bak ona bile Fatih Erbakan zina yasaklan. Ne kadar ayıp. Çok ayıp. Ne diyor? Bir şey daha söylüyor. Bilmem ne sapkınlıklar son bu. Olur mu canım? Hangi çağda yaşıyorsun ya? Evet. Yok edilmemize kazanım ve özgürlüklerimizin mesela zina kazanım mımızı kazanım ve özgürlüklerimiz, zina yapma özgürlüğümüzü diyor yok etmeyecekler, izin vermeyeceğiz. Zina yapma. O bir özgürlük. Devam edelim. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyor bir de. Oğlum sen Allah Allah. Ya hem muhafazakar hem genç kadınlar hem kazanım olarak zina. Pardon. Zina özgürlüğü. La bu ne turşu bu ne lahana ya. Kemal Bey Allah'ın yoruldun mu ne yaptın sen? Devam ediyor. Burada da şaka yapıyor. Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkürler. Panikle yazdıklarına göre iletişim başkanlığına da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 62-84'ün kaldırılmasını asla vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir. Teşekkürler Kemal Bey. Çok sağ olun. Size ayrılan sürenin sonuna geldik. Yok yahu. Yine var. Yine var. Şimdi Kemal Bey Antalya'ya gitti. Hatay'a bir vaatte bulundu. Pırıl pırıl bir vaat. Güzel de bir vaat. Hadi bir dinleyelim. Deprem sonrası temeller atıldı. Eyvallah. İnşallah o binaların tamamını biz tamamlayacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Size anayasanın 57. maddesini okuyacağım. Konut hakkı. Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten planlama çerçevesine. Böyle bir planlamayı devlet yapmak zorundadır. Anayasa öyle diyor. Toplu konut teşebbüslerinde destekler diyor. Şimdi diyorlar ki size yer yapacağız ama sizi borçlandıracağız. Bize 20 yılda taksitle ödeyeceksiniz. Devlet olarak anayasanın gereği olarak sen her türlü teminatı verdin. Dedin ki bu ev, bu daire mükemmeldir. Rahatlıkla gidebilirsin. Rahatlıkla satın alabilirsin. O zaman benim günahım ne? İmar affını çıkarıyorsun sen. Denetleyecek olan iktidar ben değilim. Onlar gelip denetliyorlar. Bina sağlam mıdır değil midir? Bütün bunlar varken depremzede borçlu çıkarılıyorum. Hatay'dan bütün depremzede kardeşlerime sözüm sözdür. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz. 5 kuruş almayacağız. Zaten almak suç. Anayasa 125. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür diyor. Eğer bir helalleşme olacaksa anahtarı teslim edeceksiniz. Ölen canlar için, vatandaşlarımız için özür dileyeceksiniz. Helalleşme o zaman olur. Vatandaşın devlete borcu yok ama devletin vatandaşa borcu var. Ha devlet bunu yapar mı? Bunu da düşünen var. Niye yapmasın kardeşim ya? Niye yapmasın? 418 milyar doları hortumlayanlardan alacaksın parayı, vereceksin vatandaşa. Bitti o kadar. Güzel. Vaat güzel. Ama bunun bir örneği var. Söz doğru ama söyleyen yanlış.
Yani vaatte bulunmak güzel, geçmişte mesela şey demişti, asgari ücreti 3000 lira yapacağım demişti. Tayyip Erdoğan da geldi, dedi 2250 lira yapıyoruz kardeşim dedi. Bütün millet gitti, AK Parti'ye oy verdi ve AK Parti geldi, iktidar oldu. Asgari ücret, yani onun dediği, yani bol keseden millet atıyor. Fakat adam da bakıyor da diyor ki akıl var, mantık var, bunu AK Parti yapıyor. AK Parti yapar. Şimdi burada çelişki var. Kemal Bey çok güzel vaatte bulunuyor da, hani depremin üçüncü günüydü galiba, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, dedi ki biz burayı dedi bir yıl içerisinde bitireceğiz dedi. İnşallah. Başkanım Allah sen razı olsun başkanım. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Tüm yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hep birlikte sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev neyse bunları yerine getireceğiz. Ve inşallah bir yıl içerisinde de bu konukları halledeceğiz, bitireceğiz inşallah. Kemal Bey çıkıp ne dedi? Bir dakika ya dedi, konut olarak millete rüşvet veriyor. Millete konut rüşveti sunuyorlar, seçim yatırımı yapıyorlar dedi. Ya arkadaş, adam diyor ki ben buraya depremde, hani evi, barkı, yeri, yurdu olmayan, hani depremde her şeyi biten, mahvolan, senin dediğin gibi yerle yeksan olan insanlara ev sahibi yapacağım bir yıl içerisinde. Bana oy verin ben size ev yapacağım demiyor. Ver oyu, al sel oyu demiyor. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Diyor ki ben size ev yapacağım. Kemal Bey çıkıp demedi mi bir dakika ya? Bir dakika dedi. Şimdi bu da ayrı bir çelişki. Fakat bir anket var elimizde. Tam da böyle bu vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemde. Yani Cumhurbaşkanı oraya gidiyor, ayakları yere basarak konuşuyor. Diyor ki bir yıl içerisinde bu kardeşinize izin verin. Ben bu evlere sizi kavuşturacağım diyor. Şimdi anket şu abi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem ülkemizin bugüne kadar gördüğüm en büyük felakettir diyenlerin oranı %96.5. Hayır diyenlerin oranı 3.5. Asrın felaketi diyordu ya iktidar ya da dışarıdaki yabancı ülke medyası. Kemal Kılıçdaroğlu diyor, ne alsın felaketi ya, bunu deprem şey yapıyor, seçime yatırım. Ya anketler demiş. Anketin künyesini de vereyim. İhsan Aktaş'ın yapmış olduğu anketten bahsediyor. Devam ediyor. Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum diyenler 63. Hayır, katılmıyorum diyenler 36.4. Afat öncülüğünde depremde etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Olumlu buluyorum diyor 83. Olumsuz buluyorum diyenlerin 16. Sizce Türkiye bu depremlere karşı yeterince hazırlıklı mı? Hayır, hazırlıklı değil diyenlerin oranı %78.4, kısmen hazırlıklıydı diyenler 14.3, evet yeterince hazırlıklıydı diyenlerin oranı da 7.3. Şimdi yeniden yapılanma sürecinde, kritik soru bu, yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu? Yani deprem bölgesinde yeniden yapılanma konusunda Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Tayyip Erdoğan mı daha başarılı olur diye soru soruyorlar. Ve Recep Tayyip Erdoğan %65.1 oranla Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta fark atıyor. Yani ankete katılanlar diyor ki bu inşaattı, evdi, versin burayı en iyi Erdoğan yapar %60 ve Kemal Kılıçdaroğlu 34.9. Sizce
muhalefet iktidarda olsaydı bölge bir doğal afetle baş edebilir miydi? Hayır diyor, 67.6. Evet diyenler 32. İhsan Aktaş'ın yapmış olduğu anket ve başında da nerede, nerelerde kaç kişiyle yapılmış onu da söyleyelim. 3000 kişinin katılımıyla anket gerçekleşmiş ve deprem felaketinin ardından ve depremzedelerin de katıldığı ankette künyesi de böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben yapacağım ücretsiz. Millet de diyor Kemal Bey sen yapamazsın ya. Sen yapamazsın diyor. Tayyip Erdoğan yapar. Ha kazanırsan Kemal Kılıçdaroğlu. Bazıları şimdi şöyle diyor. Kaçacaksınız. Yargılanacaksınız. Ya baba bu millet, bak burada peşin peşin söylüyorum. Bu millet Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına onay versin. Tayyip Erdoğan'a karşılıklı mücadele etsinler, yarışsınlar. Milletin çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na oy verdiği zaman milletin dediği olur diyoruz ya bugüne kadar. Millet ne diyorsa o diyoruz ya. Biz milletin verdiği o karara saygı duyacağız. Fakat bizim kaçmamıza, bilmem yargılanmamıza, bilmem şumuza bunuza takanlar bizim farklı bir tutum içerisinde olacağımızı düşünüyor. Hayır kardeşim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu kazansa da ülkeyi yönetebilecek kabiliyete, kadroya sahip olmadığını düşünüyorum. Ve ben bu eksikleri, gedikleri o zaman da seçilirse şayet gördüğümde ben döner derim ki aynı Kemal Kılıçdaroğlu, millet bize muhalefet görevi verdi. Ben bunu diyeceğim. Şimdiden söylüyorum, yazın bir kenara. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyeceğim. Yani Sedef Kabaşlaşmayacağım. Canan Kaftancıoğlu gibi böyle ağzımdan şeyler akmayacak. Salyalar, Can Ataklı gibi bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na lan diye hitap etmeyeceğim. Yapmayacağım öyle bir şey. Yapmayacağız. Öyle hakaret eden bir dil kullanmayacağız. Biz adam gibi muhalefet edeceğiz. Bunu da onlara öğreteceğiz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa.